ya, şarj aletimi unutmuşum. Selim'inki de bundan değil. Vardır evde bir şarj. Evet, bir duş alayım da gidip bakayım. Bir an önce Selim'in yanına gideyim demiyor da. Ha, bana laf edeceğini bir geceyi hatırla istersen. Hı? Bütün gece Erdoğan'ın omzundan inmedin. Sahneyi görmek için. Evet, bir ara da burun burunaydınız ama. O zaman sahneye sırtın dönüktü. Birbirimizi daha iyi duymak için. Müziğin sesi çok yüksekti. Ben de öyle tahmin etmiştim. Günaydın efendim. Günaydın. Selim nerede? Çalışma odasındalar. Bu saatte? Evet. Perihan Hanım, Münir Bey, Erdoğan Bey de var. Aile toplantısı. Evet. Ya Selim'in eski telefonunun şarj aleti nerede biliyor musunuz? Yok ama bulurum ben size şarj. Lütfen. Perihan Hanım ki buna uyar. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Gel. Ne yapıyorsun sen? Selim'cim, hayatım, yeni yılın kutlu olsun diye aradım. Çocuğun mesajlarını mı dinliyorsun? Bütün gece telefonu kapalıydı. Kim arar diye korktu, bir bakayım dedim. Sen var ya, şimdi böyle yapıyorsan evlenince ne yapacaksın çok merak ediyorum. İkinci dalga mesaj. Geçiyorum ve bir şey yok zaten, hepsi yeni yıl tebriği. Selim, Selim hemen beni ara. Fatma Gül kaçmış. Selim, Selim hemen beni ara. Fatma Gül kaçmış. Günaydın. Günaydın. Fatma Gül kaçmış. Bu haberi neden Selim'e haber verdiniz? Meltem, sen benim telefonlarımı mı karıştırıyorsun? Neler olduğunu bilmek istiyorum. Bu kızla neden bu kadar ilgileniyorsunuz bilmek istiyorum. Kerim yardım istemek için Münir'i aramış. Bizimkiler de yardımcı olmak için girdiler devreye. Sabah Kerim aradı. Kavga etmişler, Fatma Gül kaçmış. Niye sizi arıyor? Polisi mi arayayım, ne yapayım diye bakıl danışmış. Evet. Ben kahvaltıyı hazırlatayım. Tamam canım. Telefonlarımı karıştırmak yerine sabah gelip burada ne konuştuğumuzu sorsaydın böyle rezil olmazdı. Bakar mısınız? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Erdoğan Yaşar'ın şoförüyüm. Beni çağırdı da. Bekleyin, haber vereyim. Sağ olun. Kullanmıyorsunuz. Ben size Kerim'le işiniz olmasın artık demedim mi? O sizin çocukluk arkadaşınız Kerim değil artık.
Hele o rezaletten sonra suratına bakmamanız gerekiyor. Siz hala ona yardım etmeye çalışıyorsunuz. O sizin iyi niyetinize layık biri değil. Bunu hala anlayamamış olmanıza inanamıyorum. Yeni yılın ilk fırçası. Geçen yılın pasını atıyoruz. Oh yarasın. Hadi, hadi bunlar neyse Münir. Sen fazlasıyla yardımcı olmadın mı bu adama? Ha? Yeter artık canım, düşsün yakamızdan. Her başı sıkıştığında bizi mi arayacak? Neredeyse onun yüzünden başımız derde giriyordu. Yani abuk sabuk işlerle uğraşmak zorunda kaldık. Yani nasıl bir saçmalığın muhatabı olduk. Erdoğan Bey, şoförünüz gelmiş, dışarıdaymış. Beklesin, geliyorum ben. Kusura bakma ne olur. Anlamaya çalışıyorum. Ya anlayacak bir şey yok işte, bir deli taş attı kuyuya, biz de çıkaracağız diye uğraşıyoruz. Ama artık siz de onun sizi suistimal etmesine izin vermeyeceksiniz. Ya sen de Münir, artık yeterince yaptın yapacağını. Ya söyle ona, arkadaşları yok artık arkasında. Yani ne hali varsa görsün bundan sonra. Ya doğru söylüyorsun. Nereden bileyim işin tekrar açığa çıkacağını? Aslında Meltem gidip kendi ağzından dinledi hikayesini Kerim'in ama hiç rahat etmemiş herhalde. Sen Kerim'le mi görüştün? Ya ben boş boğazlık ettim, ne olur üstünde durma. Bir dakika, bir dakika. Meltem? Nerede gördün sen onu, ne konuştunuz? Bu konuyu sonra konuşalım. Hayır, şimdi konuşacağız. Selim yeter. Evet, Fatma Gül'le konuşmaya gittim. Ama başka türlü içim rahat etmeyecekti. İnanmıyorum sana ya. Selim yerine otur. Bana güvenmedin, gittin o kızla görüştün öyle mi? Hem de ayağına kadar gidip. Üstelik bundan dayımın haberi var, benim yok. Ya ben tesadüfen olaya dahil oldum. Nasıl böyle küçük düşürebilirsin peki beni? Selim. Sen bana ne yaptığının farkında mısın ya? Ha? Ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ya özür dilerim ama bir dinlesene beni. Ya bir dinle. Evet, şimdiki animasyonumuz Noel Baba'yla Karagöz Efendi'nin atışması. Abi telefonu çalıyor. Affedersiniz. Alo. Yeter artık, yapma. Topla kendini. Münir de ağzından kaçırmadı biliyorum. Sırf beni utandırmak için yaptı. Sen başlattın ama olayı. Kontrolünü kaybetmeseydin. Selim'in mesajlarını dinliyorsun, bu ayıp. Ama bunu açık etmek de aptallık şimdi, kabul et. Ya az üstüme geldiler, bir de sen üstüme gel. Hepten yılıp kalayım şurada. Hadi yürü çıkalım. Bastı beni burası. Gaye, annemlere bir şey belli etme olur mu? Anlatmadan duramam. Babam Selim'le sorun yaşadığımızı bilmesin. Bir şartla, ezik olma bu kadar. Dik dur biraz sen de. Selim'in seni herkesin içinde hırpalamasına izin verme bir daha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.